Popstar Alaturka'ya tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Dediğimiz gibi çok dolu bir gece sizleri bekliyor. Gündem Yaylı grubundan başladık bir müzik ziyafetiyle ve ilk defa olarak Popstar Alaturka sahnesinde tangolar söylenecek bu hafta. Ve Tango Turkey ve Tango East dansçıları da yarışmacılarımıza eşlik edecekler. Bakalım ilk geliyor, ilk kim geliyor? Ayşe Egeso'ya dönüyorum. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu akşam ilk yarışmacımız 107 numarayla yarışan Gökhan. Sözler Rüştü Necdet Efe, müzik yine Necip Celal Ander. Mazi kalbimde bir yaradır, bahtım saçlarından karadır. Beni zaman zaman ağlatan işte o hazin hatıradır. Elleri görelim efendim. Ben de gönül çektim eskiden, yandı hayatım bu sevgiden. Anladım ki bir aşka bedel, gençliğim neşemimden giden. Önünde ben geldim de dize, yar olmadı bu kimse size. En nihayet düşüp can verdim, gözündeki yeşil denize. Sarmadım sana ben de, geçmedim bu emelde. Bir maceraydı, onu da aldılar elden. Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu. Gönlüm hep baştan başa, viran bir diyar oldu. Mazi kalbimde bir yaradır, bahtım saçlarından karadır. Beni zaman zaman ağlatan işte bu hazin macera. Ne göğsünde uyuttu beni, ne Buse'yle avuttu beni. Geçti ardımdan uzun yıllar, o kadın da unuttu beni. Sana ben de, geçmedim bu emelde. Bir hazin maceraydı, onu da aldılar elde. Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu. Gönlüm hep baştan başa, bir an bir diyar. Çok teşekkür ediyoruz. Az sonra yine beraber olacağız. Tebrikler Gökhan'cığım. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Peki. Tamam. Tamam. Şimdi biraz evvel burada çok kalabalık bir orkestramız vardı. Jüri üyelerimizi şöyle güzelcene göremedik. Ben bir büyük alkış daha istiyorum jüri üyelerimiz için. Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Armağan Çağlay'a. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tekrar hoş geldiniz. Bu hafta bir yenilik yaptık. İlk defa tango söylediler. Kimle başlayalım? Armağan hazır galiba. Önce bir şey soracağım. Tabii. Niye tango söylediler? Ben sana sonra anlatırım onu. Hani içinde Türk sanat müziği motifleri barındırıyor diye bizim, mi? Biz, evet, şöyle bizim gibi. Bir sözümüz vardı Sayın Fatih Edipoğlu'na. Ha, ondan. Onun böyle bir isteği oldu. Biz de kırmadık. Peki. Özellikle o tarz. Peki o zaman şimdi sorum Gökhan'a. Tango söyleyeceğin ne zaman belli oldu?
Salı günü, çarşamba, salı günüydü zaten. Salı günü. Bugün günlerden ne? Pazar. Efendim. Pazar. Sen salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar 6 gündür bir tangonun sözünü ezberleyemediğin gibi üstelik bakarak da yanlış okudun. Yani 6 günde insan bir şarkının sözünü ezberler. Hadi geçtim ezberlemeyi, baktığını okur. Ayrıca da tango okuyorsan, sözünü ezberlemiyorsan öyle bir şey yaparsın ki ben de derim ki hakikaten ya burada değişik bir tango yorumu da duydum ben. O da yok. Şarkı sözü ezberlemek yok. Baktığını okuyamamak var. E ben ne diyeyim ki yani? Şimdi niye çıktın bu performans yaptın? Hakikaten şimdi bu soru. Niye çıktın? O zaman niye çıktın? Ezberlemiyorsun. Baktığını okuyamıyorsun. Başka bir yorum getirmiyorsun. Yeni bir şey yapmıyorsun. Niye çıktın bu sahneye? Melodisi hiç kulağında olmayan bir eserdi. Melodiyle hiç... ilgili bir şey söylemiyorum farkındaysan. Anladım efendim. Ayrıca da şunu anlamam mümkün değil. Siz bir Alaturka yorumcusu olmak için bir yarışmaya gelip yarışıyorsunuz. Yani sen bir Alaturkacı olup da hayatında tango melodisi duymamış olmak marifet gibi de bunu söylüyorsun yahu. İnsan bir kere bile bir tango melodisi dinlememiş olabilir mi yani? Yapmayın Allah Hayır aşkına. Hayır efendim, duyulsa bile zaten. Dur sen de oradan alkışlatıp durma her şeyi. Peki bir dinleyelim. Neye, bir saniye. Neye istinaden Gökhan diyorsunuz? Yanlışlarını söylüyorlar, duymuyor musunuz? Ne Gökhan'ı? Şimdi efendim, Gökhan bizim çok kıymetlimiz. Çok önemsediğim, değer verdiğim elemanların en başında geliyor. Bir de o giden, biliyorsunuz. Birol Bey. Efendim, onları ikisi de çok kıymetliydi. Şeyde, o Dikenbaş çocukta. Harun. Harun devam ediyor. Ediyor. Evet. O da çok. Yani evet. Bunlar çok kıymetli benim için. Evet. Efendim, benim anlayışıma göre hepsi bizim çocuklarımız tabii. Fakat ağızları çok temiz ağızlar bunlar. Neyse, şimdi çok kıymetli o. Bunları söylerken üzülerek söylüyorum. Ama işe sarılmak, hadiseyi kaale almak ve insanlara hürmet etmek, mesleğine saygı duymak adına yapılan bir yanlış var. Ne kadar seversem seveyim, ben Sayın Çağlayan'a katılıyorum. Nasıl ki katılıyorum, bir tek eser. İnsan gecesini gündüzüne katar, ayrıca lütfetmeyeceksin. Bu senin işin. Bunun karşılığında çok önemli bir başarı elde edeceksin. Bu verilerinle birinci gelebilirsin, ikinci gelebilirsin, üçüncü gelebilirsin vesaire vesaire. Değil mi efendim? Buna da mecbursun. Ama bir kere sözlerini yazmışsınız, sözlerine baka baka okudunuz. Bir. İki, baktığınız halde Sayın Çağlayan'ın söylediği gibi baktığınızı okuyamadınız. Bu çok büyük hata. Eseri takip ettim. Eser tabii ki tam tekmin okundu. Ama zaten siz okursunuz. Benim böyle bir şüphem yok. Okumanızdan şüphem asla olamaz. Ama sizin gibi bir eleman bunu yapmamalıydı. Siz bu olmamalıydınız. Bilmem ifade edebildim mi? Evet hocam. Çünkü siz Münir Nurettin'in o çarşaf çarşaf sayfa sayfa eserini eğer çıktınız burada okuyup imza attıysanız bunlarla haydi haydi efendim gülümseyerek böyle bağışlayın oradaki dalga geçmeyi sakın olarak ki yanlış algılamayın. Yani çok böyle kolay gelir manasına söyleyeceğim. Dalga geçer gibi okurdunuz. O kadar kolay sizin için bunları okumak. Bilmem anlatabildim mi? Hafızanız hep zayıf mıdır?
Hayır Armağan Bey, aslında benim ezberim iyidir. Ben şimdi iki kıta olduğu için, şaşırdığım için ben sözleri önüme koymak zorunda kaldım. Mesela diğer ama siz hani bir an gözünüzün ucuyla bakarsınız, o başka bir şey. Siz öyle yapmadınız ki, siz Okuma Bayramı gibi okudunuz. Okuma Bayramı gibi şarkıyı okudunuz. Hani göz ucuyla bakıp hatırlamak başka bir şey. Çıkıp Okuma Bayramı gibi Ali gitti topu tuttu, bu başka bir şey. Bütün Okuma Bayramı yapmıyoruz ki canım burada. Ve takip ettiğinizi de yanlış okudunuz. O zaman yani bilmiyorum ya ne dereceye kadar. Her solist, bu sizin notlarınızı düşürür. Her solist şarkının sözünü önüne koyar. Ama nasıl koyar? Bir an bakar. Baktıktan sonra üç satırı hatırlar. Göz bir ucuyla, daha bakar. Göz ucuyla bakar. Ki en unutanları da Behiye Hanım'la benimdir. Bazen sallarım. Ya, derim böyle. Yediririm ben onu. Yerlerse ya yemezse de ne yapayım yani. Ama çocuğum sen böyle bakıyorsun. Bu kadar bakılmaz. Düşün en sallayanı benimdir. Unutuveririm hemen orada. Dedim bir şey yaparım. Ama sen böyle baktın. O kadar bakılmaz. Yandan şöyle bir bakılır. Bir satır ondan sonrası gelir zaten. Peki teşekkürler. Peki, Orhan Bey'ciğim. Ben kendi yorumumda biraz daha farklı düşünüyorum. Bütün yarışmacılar pipitreyi yani şu nota sehpasını koyabilirler icabı halinde. Yani kullanabilirler. Çünkü heyecan var. Çalışmışlardır. Yani onların şaşırmalarını biz çalışmadılar diye yorumlamıyoruz. Daha doğrusu ben öyle yorumlamıyorum. İnanıyorum çalıştıklarına. Hele Gökhan'ın çok çalıştığına inanıyorum. Zaten Gökhan'ın kredisi bizde çok yüksek. Bülent Hanım da öyle ifade etti. Bende de aynı şekilde. Ve çok çalıştığına inanıyorum. Yani önde bir sehpanın oluşu, önünde nota veyahut da sözlerin oluşu gayet normal karşılanabilir. Mesela demin bizim çocuklar diyorum, yay savunduğunu gördünüz. Hepsi canavar gibi, aslan gibi ve önlerinde yine notaları vardı. Ve onlar eserlerini hatmetmişlerdi aslında ama önde yine nota vardı. Ne olur ne olmaz. Yani bütün profesyoneller sahneye çıktıklarında icabında önlerinde bir sehpa vardır. Sözlere bakabilirler. İnsan unutabilir, şaşırabilir. İnsandır bu. Yani gayri ihtiyari olabilir. Onun için ben burada ona bir şey diyemiyorum. Ayrıca ilk defa okuduğu bir eser tango tamamıyla batıdan ithal edilmiş bir form olduğu için, bir yapı olduğu için buna da pek alışkın olmadıkları için ve bu eseri de sanıyorum ilk defa geçtiğini ifade etti Gökhan. Ve bizim müziğimizin her ne kadar dışında olmuş olsa da bizim motiflerimiz var içinde, bizim duyarlılığımız var. Ama o okumamış. Gökhan Türk musikisinin bütün o üç dalını da hatmetmiş, okumuş. Buna da biraz yabancı olabilir düşüncesiyle, böyle bir hoşgörüyle de bakıyorum. Yani sehpanın olması gayet normal diye düşünüyorum bence. Sehpadan bahsetmedik yok, Orhan'cığım. Yok, sehpanın olması, sözlerin veya notanın olmuş orada olması, arada bir bakması. Bu arada iki kelimeyi biraz tereddüt etti ama sonra düzeldi. Herhangi bir yanlışlık olmadı. Burada o iki kelime de tereddüt etti. Önde sehpa olmasına rağmen demek ki o anda bir konsantrasyon farklılığı oldu. Böyle bir gözlemim oldu. Ya yani benim ifade ettiğim profesyoneller de bakabiliyorlar da o bakış onlara yardımcı oluyor anlamında söylemek istedim. Anladım. Yorum olarak bu şekilde ifade edeyim. Peki ben Orhan Bey'e bir şey sormak istiyorum. Efendim? Değerli arkadaşım, şimdi tabii ki bu söyledikleriniz hepimizin yaptığı bir şey. Efendim notayı koyarız, oradan sağlam olsun diye bunların hepsine katılıyorum. Ama bizler 35-40 şarkı okuyoruz o performansta, canlı performansımızda. Şimdi burada bir tek eser var sayın arkadaşım. Ve o bir tek eseri bir hafta boyunca ezberlemesi gerekir bir. Hadi yine de koydu diyelim, göz ucuyla bakılır ona. Ama bütün satırlar böyle Ali top al dediği gibi böyle satır satır takip edilmez. İki, üç, takip ettiğini de hatalı eğer okuyorsa bu artık hata üstü hatadır. Yani bilemiyorum bunun
Affı yok yani. Boran Bey de sanıyorum bugün 3 eser okuyacaksınız değil mi? Evet hocam. Yani 3 eser okuyacaksınız. Az da değil gerçi ama neticede bir hafta içinde 3 eser rahat geçilir tabii. Yani ben sadece tango için söylemiştim. Evet. Tangonun pek icra etmedikleri bir form olduğu için bundan dolayı şaşırabilir ama sehpanın olması da normaldir yorumunu yapmak istedim. Peki. Ben eğer burada yarışmacı olsaydım, mesela Fransızca bilmiyorum ben, hiç bilmiyorum. Hı hı. Eğer bana deselerdi ki bu hafta çıkacaksın Fransızca bir şarkı söyleyeceksin. Eğer ben burada o Fransızca şarkının tozunu attırmazsam siz de bana yuh deyin. Haftaya Armağan Çağlayan'dan Çince bir şarkı alıyoruz. Birazcık daha zorluyoruz. Olur. Vallahi olur. Yapar mıyız? Yaparım. Çince yapalım için... haftaya Çince şey şarkı. Şey fark etmez. Memnun olurum. Bu azim işi, bu istek işi. Kesinlikle öyle. Doğru. Bu azim işi, bu istek işi. Bana deyin ki burada Fransızca okuyacaksın. Ben çıkarım buraya. Bir hafta gece gündüz uyumam. Kulağıma Walkman'i takarım. İşe giderken takarım. Evde takarım. Yatakta takarım. Tuvalette takarım. Takarım. Ben onu ezberler, buraya çıkarım. Çıkmadan da giderim, Fransızca bilen birine dinletirim. Doğru mu telaffuz ediyorum diye. Doğru. Aslında tabii bunları söylerken hakikaten çok üzülerek söylüyoruz. Çünkü senin bizdeki yerin çok apayrı. Çok ayrısın sen. Ya da ben kendi şahsım adına konuşayım. Çok ayrısın benim için. Çok sağlam bir elemansın. Onun için dikkat et. Değil mi efendim? Zat haliniz de öyle. Yani hanımefendi daha konuşmadılar, ne diyecekler bilmiyorum ama şimdi bizim için çok kıymetlisin. Buna dikkat etmeni isterim yani. Bu bir hata oldu ve senin tarafından böyle bir hatanın yapılması beni rahatsız etti. Sen olmamalısın. Bu başkası olsaydı daha üzülmeden konuşurdum. Şu anda üzülüyorum. Anladın mı canım? Evet hocam. Hadi aşkım. Ben bir şeyler de söylemek istiyorum. Hocam ben bu şarkıyı internetten indirdikten sonra dinledim. Bayağı dinledim. Biraz yaklaştı mikrofonu. Dinledim. Biraz bana yapı olarak ters geldi. Yani melodik yapı olarak da ters geldi. Onu zaten melodisine oturtana kadar hocam sözlerinde çalıştım. Ama ben burada yanlış yapmama adına okumak istedim ama yanlış yaptım. Yani, gerildim evet, işte gerildim. O arada bir terslik ve ben bunun, oldu. Neyse. Tarihçesini de araştırdım. İlk Türk tangosudur. Seyyan Hanım tarafından evet. okunmuştur. Cumhuriyet'ten sonra yapılan evet, bir tangodur. Evet. Yani ben bunlara da önem veriyorum hocam ama özür dilerim olmadı dediğim. Yok okuyuşun da kötü değildi canım. Yani iyi kötü değildi değil, iyiydi yani. Sen kötü o kadar da kendine haksızlık. İcraat yapamazsın zaten. Hayır sen öyle zaten yapamazsın buyurduğu gibi beyefendinin. Yani kötü bir icra yapamaz doğru ama kötü bir performans sergileyebilir mi? Evet. Şu anda kötü de diyemeyiz işte. Daha eksik iyi olabilirdi. O iki eksik kelime... Yani kötü icra etmez ama kötü performans mı? Bence kötü performans. Kötü performans. Kötü icra olmayabilir. Yani icra olarak mı? Musiki adına mı? Bana sorarsanız... Ya musiki ya da... Seslere yanlış basmadım. Ya yani yorumcu olmak ya da şarkı söylemek bence üç tane öğesi var. Tamam. Bir, güfte. İki, beste. Hı. Üç, sahne performansı. Bunların hepsinin burada, adaptasyonu evet, önemlidir. Burada doğru söylüyor. İki... Kuplesi eksik, iki aha ayağı eksik. Yani. Üzgünüm, aha, iyi icra etmiş olabilir ama bu kötü sahne performansı. Hayır, yani sesi yani baskıları düzgündü. Sesi iyi olabilir. Ama ötekilerden zaten notu kırılacaktır peki yani herhalde. Ebru Gündeş'e dönelim bir de. Buyurun efendim. Gökhan, bir oldan sonra burada kalması gereken bir adamsın sen. O yüzden de... Ama o gitti. Maalesef o gitti ama inşallah sen kalması gereken bir adamsın. O yüzden yaptığın hatayı ben çok büyük bir hata olarak değerlendirmiyorum açıkçası. Bu benim naçizane görüşüm. Böyle düşünülür ya da düşünülmez. Ben çok büyük bir hata olarak görmüyorum. Bir hafta içerisinde hiç bilmediğin, hiç yabancı olduğun, kulağına melodisinin bile yabancı olduğu bir şarkıyı geçmek senin gibi bir insan için aslında çok çabuk olacak bir şey ama heyecan, acaba bunu da becerir miyim? Bu çok kötü bir duygudur. Yani bunu becerebilecek miyim? Hani kulağımda yok ama hata yapabilir miyimle birlikte bir hata olmuştur ama ben bunu hata olarak görmüyorum. Sen yine yaptın yapacağını bence. Çünkü sen okulunla, mektebinle, notanla, bilginle burada kalması gereken bir elemansın. Ama o yüzden de bu takım... Ben de itiraz ediyorum. Ben şuna itiraz ediyorum. Neden? Kalması çünkü gereken diye bakamayız. Kalması gerekli. Tabii kalması gerekli.
Yani bir de bu da eğer Allah esirgesin böyle bir şey olursa işte. Yani hakikaten şu yelpazemi aldığım gibi giderim. Ha, olacak iş değil. Zaten böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Dünya sonu. Ötekinin gittiğine bile inanamıyorum. Her an buradan inecekmiş gibi geliyor. Ama bu öteki yarışmacılara haksızlık oluyor. Neden? Şu anlamda haksızlık oluyor. Kötü performans yapan birisine gidemez muamelesi yapılamaz. Ama ben... Performans kötü. Anlıyorum da bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Musiki... Sus. Dur. Tamam. Gökhan'mış. Herkesin kötü anlayışı farklıdır ama. Şimdi detone musiki... olsaydı anlardım. Ha. Bir şarkı sadece güfte değildir. Şimdi arkadaşlar şarkı... bu sözlü musiki. Yanlış yapmayalım. Sözlü musiki. Bir eser bu. Yanlış mıyım efendim? Bu saz eseri değil ki. Yani düzgün... Doğru bastı, doğru çaldı, tamam. Doğruyu bastı, tamam. Ama sözlerini de aynı derecede düzgün okuması gerekli değil mi? Söylesene İki tane değil, hiç okumadı, hiç. Ben... Tamam, iki tanesini yani. İki kelimeyi okumadı, o kadar. Hayır, iki. Öteki geri kalanını da okudu zaten. Alışmadığım bir tarz benim. Geri kalanını da okudu zaten. Okuduğunu da okuyamadı. Ben de buna itiraz ediyorum. Bana göre şarkı söylemek sadece doğru nota basmakla ibaret bir şey değildir. Bu bütün söz yazarlığına hakaret. Niye söz yazılıyor o zaman şarkının üstüne? Herkes çıksın la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  yapsın o zaman. Doğru. Yapışsın yani. Olmaz. Güftekarlara hakaret. Hakikaten öyle. Ve onlar zaten hep bestekarların yanında ikinci planda kalmış edaları vardır. O böyle rahatsızlıkları da hep vardır değil mi? Yani adları geçmez. Hep Orhan Gencebay'ın yani bir şunu... şaheserini sizlere takdim edeceğiz efendim deriz. Ulan takdim edeceğiz de... Eseri, güftesini yazan ne oldu? Ya mesela şunu yap, pardon Orhan abi. Ebru mesela şunu yapsa olur muydu? Neydi söylediğiniz tangonun adı? Mazi kalbinde mazi bir yaradır. Mazi kalbinde yaradır. Hiç çıksaydı deseylerdi ki mazi kalbinde yaradır söyleyecektin. Çıksaydı ağzıyla der doğru nota bassaydı kabul müydü? Hayır. O zaman... Ama demek ne alakası ki, var söylediğinle bu benim söylediğim çok farklı. Yani. Ama siz yani, demek ki sözü önemsemiyorsunuz. İki tane. İki tane değil. Bir tane ezber bir cümle söyledi mi yahu? İki tane olamaz. Bakıyor. Baktığı için o kabul edilemez. Şimdi Gündeş Bülent için. Hanım söylemek istemiyorum ama Türkiye'nin şu anda en zirvedeki isimleri var ki okuyarak biliyorsunuz. Şimdi isim vermeyeyim ama yani tamam, bakarak okuyorlar yani. Şimdi bunlar da var ya. Bunu biz şimdi görmezlikten gelemeyiz. Ya bunu gelmeyelim tamam ama yani ama burada yerlere... Ama kötü yani örnek alınmaz. Örnek alınmaz kötü örnek. Keşke. Bilgi vermek istiyorum. Tüm dördü de bakacaklar. Yani sadece... Dördü de baktığı halde yanlış okursa geçmiş olsun. El Fatiha. Osman Bey. Ha hepsinde yokmuş peki ben bazıları da varmış. Toplu konuşmaya karışmadım. Evet. Tek başıma birkaç söz daha söylemek istiyorum. Şu anda Türk musikisindeki birçok solistlerin sahnede nice hatalar yaparak okuduğu da bir gerçek. Evet. Önlerinde nota veyahut da söz olmasına rağmen. Bu hiçbir zaman söz yazarlarına hakaret değildir bana göre. Asla bence böyle bir şey kesinlikle yani. Kabul etmiyorum. Evet. Bu İnsan benim görüşüm. Çünkü. Şu anda Gökhan önemli bir hata yapmamıştır bana göre. Bu benim fikrim. Gökhan iki kelimeyi daha iyi okuyabilirdi. Evet. Burada onu yuvarlamıştır o kadar. Onun haricinde önemli bir hatası bence. Bana benim göre anladığım kadarıyla yok. Yani zaten... mesela Orhan abi bugün 5 şarkı söyleseydi 5'ini de böyle burada durup böyle elinden okuma bayramındaki 5'ini de böyle okusaydı siz rahatsız olur muydunuz olmaz mıydınız? Böyle yapmadı ama. Ama yapmaz ki zaten. Zaten söylediği bir tane şarkı yahu 5 tane hayır, olsa demek ki romanla çıkacaktı. Hayır öyle yapmadığı yok, hiç için. Hiç öyle olan bir insan sözü... değil. Aziz İstanbul'daki performansı düşünmek lazım çok o zaman yani. O zaman her yarışmacı için başka performans örnek gösterebiliriz Ebru Hanım. Müzikalite, notlar ne kadar önemliyse sözler de aynı derecede, aynı oranda peki, şöyle bir açıklık önemlidir. Getirebilir miyim çünkü ben? Çünkü ses, notlar ve sözler bir mix olur ve eser vücuda gelir. Evet. Teknik olarak bunlar böyledir. Ama doğru. Onun için birbirinden asla ve asla ayıramayız. Sözle musikiyi, notları birbirinden ayıramayız. Mezardan Zeki Müren gelse ayıramaz. Bu evet. Ayrılmaz. Şimdi zaten
Biz Popstar Alaturka'da güfteye de ne kadar önem verdiğimizi geçtiğimiz programlarda gösterdik. Güfte yazarlarımızı buraya davet ettik ama benim anladığım kadarıyla şöyle bir şey var. Sahnede nota sehpası kullanıp üzerinde söz bulunmasında evet sakınca yok. Son derece. Sizin ve Armağan'ın itirazı ya da rahatsız olduğunuz şey çok uzun süre bakmış olması değil mi? Artı gözünü bir de baktığını da yanlış okuması. Baktığında evet bu kadar. Bunu anlamış oldu. Bunun bir hata olduğunu yani, anlamış oldu. Yani hani sahnede nota sehpası kullanmanın da bir adabı olduğunu düşünüyorum. Gözlerini ayırmadan bakılmaz. Göz ucuyla bakılır. 5 kere bakılır, 10 kere bakılır. Ama o hissettirilmez. Ama Orhan o kadar bakmadı şey bence. O yalnız o iki kelimeyi yeteri gibi değerlendiremedi. Ama o kadar da bakmadı bana göre. Bu benim fikrim. Evet. Öteki anda, de benim fikrim zaten. Tabii, zaten herkes fikrini söylüyor. Neyse canım. Peki. Yani. O zaman şimdi puan fikirlerinizi alalım. Hı. Bakalım puanlar ne oldu? Ben 9 veriyorum. Dokuz. O iki kelime yüzünden 9 veriyorum. Bir puan kırdınız ama 9 verdiniz. Çok dokuz. Yüksek. 9 Ebru Gündeş'ten geldi. Ben de aynen veriyorum. 9 Bülent Ersoy'dan geldi. Mahalle baskısı ben var yani ama şimdi. Ben yani ona fazla yapamam. Elimden çok üzgünüm. Gelmez. Yapma. Çok üzgünüm. Bülent Hanım benim yapmaz için, ki o elemana. Çünkü. Benim için performans performanstır. Geçmişte yaptığı performans beni ilgilendirmiyor. Ben buraya bu haftaki performansı değerlendirmek üzere oturdum. 6. Tabii ki olabilir. En doğal hakkın istediğin notu vermek. 9 ve bir tane 6 var. Ama merak etmeyin Gökhan az sonra bir daha gelecek. İkişer eser daha seslendirecek. Umuyoruz daha yüksek bir puan almayı başaracak. Zaten 9, 3 tane 9 çok çok önemli. Belki Armağan da daha çok beğenir ve daha yüksek bir puan verir. Aday numaranı hatırlatmak ister misin? 107 Gökhan. Herkese saygılar, sevgiler efendim. Teşekkür ederim. 107 Gökhan'ın aday numarası. Eğer Gökhan'a oy vermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 107 yazıyorsunuz, 3004'e gönderiyorsunuz. Teşekkürler Gökhan'cığım. Evet, tangolarla devam edeceğiz. Ama ben bir anons daha yapmak istiyorum. Popstar Alaturka yeni sezonda bir kez daha beraber olacak sizlerle. Yani yeni yarışmacılar arıyoruz. Az sonra bununla ilgili bilgiyi de vereceğim. Hangi illerde seçmeler yaptığımızı da size birazdan anons edeceğim. Lütfen dikkatlice dinleyin. Birkaç kere söyleyeceğim gerçi. Yine inşallah Allah nazardan saklasın. Türkiye'nin en iyi jürisiyle devam ediyoruz Popstar Alaturka'ya. Bu arada kısacık bir şey daha söylemek istiyorum. Geçen hafta Orhan Gencebay eserleri seslendirilmişti. Bizim için bir onurdu. Ben geçen hafta da söylemiştim, bir kez daha söylemek istiyorum. Onun öyle büyük bir ruhu, sanatçı yüreği, kişiliği var ki tüm yaptığımız o esprileri o kadar güzel, o şakaları o kadar güzel kaldırdı ki ben Osman Tanerkır olarak her şeyiyle kendisini örnek alıyorum. Bu büyük sanatçıyı ve burada olduğundan dolayı bizlerle beraber olduğu için onur duyuyorum. Gerçekten hayatın her yerinde örnek aldığım Osman birisi. Osman Tan Bey, çok özür dilerim ama burada bazen Bülent Hanım, bazen Orhan Bey, bazen Armağan, bazen ben şakalar yapıyoruz. Bunları magazin basınımız öyle bir alıp öyle bir kullanıyorlar ki şimdi bir Bülent Ersoy, bir Orhan Gencebay tekrar yerine gelmez. Kesinlikle. Yerine konmaz. Bu insanlardan bir tane daha bulunmaz. Onlarla ilgili hakikaten çok daha farklı bakmak lazım. Yani özellikle Orhan Gencebay'ın o kadar mütasip, o kadar farklı bir yaşam tarzı var ki bu hafta ben magazin programlarında bazı şeyler gördüm böyle falan. Orhan Gencebay özel bir adam. Yani dikkat edelim. Ne olur onunla ilgili cümle kurarken biraz dikkat edelim. Kesinlikle. O kadar altyapısı kuvvetli bir adam ki. Aynı şekilde Bülent Ersoy için de. Lütfen rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Bizler, gerçekten öyle, yürekten. Bizler daha çok yeniyiz. Mutlaka zaman zaman burunla balıya yapacaklar bizi ama o değerler bunları artık hak etmiyorlar. Onlar bambaşka bir yere geldiler. Lütfen rica ediyorum aile kurumuna özellikle saygı duyalım. Orhan Bey'e saygı duyalım çünkü çok üzülebiliyor. O kadar evet. Hassas bir yüreği var ki üzülebiliyor. Ben bunu böyle söylemek istiyorum. İnşallah beni dinlerler ve güzel güzel eleştirirler veya güzel güzel programlarında yer alırız. İnşallah. Orhan Bey hemen geleceğim. Biliyorum sizin de söyleyecekleriniz var. Bülent Hanım size de geleceğim. Ama bana biraz müsaade edin. Yukarıdan bir reklam dediler. Reklamlardan sonra bu konuya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.